Hadi abi arabaları yarıştıralım. Al. Şöyle koyalım. Ne kadar çok sesli ya bu. Al arabanı yarıştıracağız. Al, al kumandanı. Buradan halının sonuna kadar. Bas. Eyvah. Bas. Hadi. Yendim. Yendim ben, kazandım. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Eva'yla saatlerce oynadık, araba yarıştırdık, onu defalarca yendim ve en sonunda gözyaşları içerisinde uyuyakaldı. Videoya başlayabiliriz. Evet, soru cevap. Soruları hazırladın mı? Ece nasılsın diye sorayım bir, nasılsın? Medeniyet kuralları. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, elime şey geldi. Ne güzel giymişim böyle. Teşekkür ederim, sen de fena değilsin. Alkış. Ya arkadaşlar kusura bakmayın, Eva beni bayağı bir yolduğu için yüzümde gözümde hep böyle çizikler falan var. Burnumun ortasında çizik var ya, çok kötü duruyor. Ama bugün öcümü aldım. Yani araba yarışı konusunda hiçbir şansı yoktu. İntikamımı aldım. Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın, dünyayı like kurtaracak. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi ben epey bir soru topladım ama bir sıralama yapmadım. Karışık gideceğiz. Okey. Başlayalım bakalım. Instagram'dan bize gelen en çok sorulan şeyler. Çok geriliyorum. Yok gerilecek bir şey yok. İyi, tamam. Ben bu arada soruları hiç görmedim. O yüzden geriliyorum. Evet, ben birkaç saattir çok gerginim. Bir konuyla ilgili. Onu zaten tahmin ediyordum. Nasıl da tanıştınızı? Yok ya, onunla bir şey yok. Yangından kurtardım. Uçaktan atladım ve Seda yangından kurtardı. Soru 1. Gerçek işiniz ne? Gerçek mesleğimizi sormuşlar. Sen başla. Ben iç mimarlık okudum arkadaşlar. Yaklaşık 1 yıl kadar da aslında mesleğimi yapmaya çalıştım. Ama şu an yapmıyorum. Benim gerçek mesleğim, ben inşaat mühendisliği okudum ama bitirmedim. Daha sonra bir dönem senarist olarak çalıştım. Senaryo ekiplerinde yer aldım. Ama şöyle bir şey var, liseden beri de karikatür çiziyordum. Daha sonra karikatürden devam ettim. Öyleyse benim mesleğim karikatürist. Karikatüristim ben. Evet, doğrusu bu. Alkış! İkinci soru. Çocuk yapmaya nasıl karar verdiniz? Sıkıntıdan. Pandemi başladı. Seda şey dedi. Dedi işte pandemi bitene kadar zaten hep evdeyiz. Çocuk da büyür dedi. Büyüdü. Doğru, haklısın yani. Öyle ikna oldum. Genç anne olmak istiyordu Seda. Bu yüzden çocuk işini aradan hızlıca çıkarmak istiyordu. Ya evet. Nesil farkı oluyor ya. Onu böyle çok yakalayamam diye çok korkuyordum aslında. Bu birazcık beni tedirgin ediyordu tabii. Benim çok enerjim olacağını da düşünmüyorum böyle yaş aldıkça. Hani şahsi görüşüm. Ben şu an bile çok yoruluyorum çünkü ben bundan 10 yıl sonra bir çocuk sahibi olsaydım nasıl yetişirdim bilemiyorum. Ben çok enerjik bir insan değilim. Belki onunla alakalı bir şey. Düşünce olarak, bilmiyorum. Nasıl tanıştınız? Nisan yanan bir uçaktan kurtardı. Yanan uçak? Yok, hayır, öyle değil. Yanlış hatırlıyorsun. Yangın gördüm. Uçaktan atladım. Seni kurtardım. Dönerken de kedileri aldık. Sahiplendik. Eve gittik. Başka bir rivayete göre de veterinerde tanıştık. Tabii yangından çıktık, kedileri aldık, veterinere gittik. Evet. Silik bazı şeyler, tam hatırlayamıyorum. Dumandan çok etkilendiğimiz için çok evet, iyi hatırlayamıyorum. Karbon monoksit evet, zehirlenmesi. Evet. Instagram'dan tanıştık ya, nereden tanışacağız Allah'ını severseniz ya. 21. yüzyılda insanlar nereden tanışıyorsa yarısı Facebook'tan yarısı Instagram'dan yani. Twitter'dan, Twitter'dan. O zamanlar Nisan'ın tabii takipçisi falan yoktu böyle. Ben geleceğe yatırım yaptım. Gördüm dedim bu çocuk çok komik. Bunun potansiyeli var. Evet, Instagram'dan evet. Seda bana yürüdü. Evet, ben yürüdüm. Gerçekten yürüdüm yani. Bu da benim o ara fotoğraflarımı falan böyle şey kaydetmiş. Sonradan görüştükten sonra fark ettik. Mert neden sizinle yaşıyor? Mert kim? Mert kim ve neden sizinle yaşıyor? Şimdi bu soruya daha önce defalarca cevap verdim. Tekrardan hadi. Son kez cevap veriyorum. Mert bizim bodyguardımız. Mert bizim özel korumamız. Efendim, bir istihbarata göre bir takipçiniz buraya geliyormuş. Sizden beni hiç isteyecekmiş. Hemen uzaklaşın. Hemen uzaklaşın. Soru. Nisan'ısı kıskanç mı? Değil. Değilsin. Evet. Benim gibi güzel, alımlı, tatlı bir kadına kıskanmıyor. Ben de az değilim. Seda da benim onur olmadık yerlerde kıskanıyor. Çok gıcık oluyorum. Ben de çok kıskanç bir insan değilim. Yok, sen de değilsin de bazen yani yapasın tutuyor olmadık yerde. Bir şey de değil. Bileyim, gözüme güzel falan geliyorsun o an bir ihtimal. Diyorum ki kurt kapanlarına yem olacak benim aslanım. Geçen gün market alışverişindeyiz. Kasadayız böyle, sepet dolu. Arkamızda da başka bir hanımefendi var. Elinde iki tane ürün var. Dedim isterseniz siz geçin. Hani beklemeyin arkamızda. Seda hemen şey yaptı.
falan diye bana böyle buradan çimdik atıyor yani. Ne alakası var kadının? Yüzünü ben görmüyorum bile zaten, maske var, bere var böyle. Yani kaç yaşında desen hatırlamam bile, o derece farkında değilim. O hatırlar. Yanlış insanlara yanlış tekliflerde bulunuyorsun. Gitsin diye yapıyorum ya. Sus. Aramız, gitsin diye arkamız, burnumuz. Sus! Sen niye kıskanmıyorsun beni? Çok kıskanıyorum ben seni. Yalan söyleme. Belli etmiyorum. Niye etmiyorsun? Et birazcık, birazcık etsen ölür müsün? Yok ya, asla insan şey kıskandığını falan böyle göstermiyor. Soru. Eva anneci mi babacı mı? Babacı. Net babacı. İlk kelimesi baba. Onu geçtim. Normal. Evet, evet, o normal. Yani Nisan o kadar çok eğleniyor, o kadar çok gülüyor ki. Beni besin olarak görüyor. Yani evet. Çocuk. Yani. Onun gözünde böyle şey, sadece hazır gıda gibi geziyorum etrafında. Ben de sadece oyun oynuyor. Benden evet. Bir şey yok, bir beklentisi yok. O yüzden soru cevap yapıyoruz. Bize soru sorun diye story attığımda da bana en çok gelen sorulardan biri bu. Neden Eva ismini koydunuz? Eva doğduğumdan beri bunu çok duyuyorum. Bize çok tuhaf geliyor. Evet, aynen. Ya bu kadar merak edilip sorulması bize çok tuhaf geldi. Çünkü Eva bizim daha önceden karşılaştığımız isim ve gayet normal bir isim abi. Kulağa hoş gelen, sade, tertemiz bir isim. Gelen tepkilerden ben anlıyorum ki biz bayağı enteresan bir şey yapmışız. Ama gerçekten öyle bir niyetimiz yoktu. Hani değişiklik olsun diye Eva ismini koymadık. Sevdiğimiz bir isim olduğu için Eva ismini koyduk. Ben açıkçası anlamını çok sevdiğim için, böyle kulağa güzel geldiği için koymak istedim. Hani zaten bir insan çocuğuna neden isim koyarsa biz aslında bu yüzden koyduk. Hani özellikle böyle şundan dolayı, bundan dolayı falan diye bir şey yok yani. Bir uçurum, bir cevabımız yok. Anlamını sevdik. Daha önce duymuştuk. Kulağa güzel geliyordu. Yani birçok dilde ortak bir isim olduğu için bundan dolayı koyduk. Evet, o da var. Şimdi biraz anlatayım. Eva ilk kadın demek. Ayrıca hangi anlama geliyordu? Nefes almak demek. Çok talihli, uğurlu demek. Hayat ve yaşam oluşturmak demek. Yani aslında birçok anlamı var, evet, ama genel olarak en çok bilinen anlamı yaratılan ilk kadın. Bu yüzden de bize sürekli şey soruluyor. Madem anlamı yaratılan ilk kadın, neden o zaman Havva koymadınız diye soruluyor. Evet. Aslında şeyi getiriyorlar. Neden Türkçe bir isim koymadın da yabancı bir isim koydun gibi. Yani Havva'yı Türkçe zannediyorlar. Yani aslında problemimiz buradan. Ay, Eva birçok yabancı dilde ortak olarak geçiyor. Rusça da var, Almanca da var, İngilizce de var, Fransızca da var, İspanyolca da bile var. Ve birçok daha dilde var. Biraz farklı yazılıyor, biraz farklı söyleniyor ama ortak olarak birçok dilde kullanılıyor. Bu yüzden biraz böyle global bir isim olması hoşumuza gitti. Evet. Onun dışında bana şey diye çok tepki verenler oldu. Ne bu yabancı özentiliği ya? Neden çocuğunuza yabancı bir isim koydunuz? Neden Türkçe isim koymadınız diye? Bunu söylüyorsanız sizin isminizin de ve çocuğunuzun isminin de öz Türkçe olması gerekiyor. Doğru. Ama bu değil. Yani doğru. Arapça bana kökenli isimler gelip de bizi bu konuda yargılayınca böyle otomatikman ya ne oluyor ki şimdi, neden ki hani diyorsun. Bu çocuğu sen doğurmadın, sen büyütmüyorsun. Bu isim hakkı da sende yok. Hani neden buna bu kadar şaşırıyorsun veya tepki veriyorsun? Aynen, bu arada kanundan benim de yasak değil ha. Nüfus müdürlüğünde bana kimse bir şey demedi ismini söylediğimde. Bu ne ya falan demediler. Okey dediler, ya yazdılar, kimliği verdiler. Bak, bana böyle çok büyük çıkışlar yapan 3 yorum gördüm ben YouTube'da. Birinin adı Merve, birinin adı Rümeysa, birinin adı da Kübra'ydı. Yani bu isimlerin hiçbiri Türkçe değil. Ve çok eminim ki isimlerin Türkçe olmadığını bilmiyorlar. Tamam. Bu biraz tuhaf. Bu arada ismin Türkçe olsun, Arapça olsun, başka dilde olsun, bence bunun çok bir önemi de yok. Benim yani adım bizim için yok ama sizin için varsa nüfus müdürlüğüne gidip isminizi değiştirebilirsiniz. Mesela benim ikinci adım Hakan, Türkçe bir isim. Ama birinci adım Nisan, Arapça kökenli bir isim. Bolluk bereket demek ama Türkçemizde Nisan yer etmiş. Çünkü yüzyıllardır abi diller iç içe geçiyor yani. Mert mesela Farsça kökenli. Seda Arapça kökenli. Bu arada bunda hiçbir önemi yok yani. İstersen kızın adını Pelin koyma da Pequin koy. Ben okeyim ya buna. Kulağa hoş geliyor. Tamam, bitmiştir yani. Bu arada Eva için ilk düşündüğümüz isim neydi? Sahra. Sahra'ydı. Arapçaydı. Ben istemedim. Evet. Ama Arapça olduğu için değil, şey olduğu için biraz kaba geldi bana. Sahra. Sen Sahra dediğin için. Sahra. Baba tükürük saçıyorsun ya, çok hoş değil. Kibar. Eva ki? Çok kibar. Eva diye söylersen o da kibar değil. Eva. Karikatür işleri para kazandırıyor mu? Ya şöyle düşünebilirsiniz. Bu bir çeşit sanat dalı ve kötü kazanan müzisyen de var, iyi kazanan müzisyen de var. Ya da futbolculara bakarak da düşünebilirsiniz. İşte bir tarafta Cristiano Ronaldo var. Bir tarafta da 3. ligde amatörde oynayan bir futbolcuyu düşün. Aralarında fark var. Aslında karikatürde de biraz böyle. Bu durumda sen 3. ligde oynayan mı oluyorsun kazanamadığına göre? Kendi kendini topuna sıkıyorsun.
Bu konuyu sonra konuşuruz. Niye ya? Zanmıyorum benim ben karikatürden. Bence bunu şu şekilde açıklanması gerekiyor. Biliyorsunuz okuma oranları çok düşük ülkemizde. Ve dergi alışları vesaire aslında bununla ilgili çok etkilendi. Bu yüzden de dergide çalıştığı sürece aslında çok iyi kazanmıyordum. Çağımıza ayak uydurarak çizimlerine devam ettirdikten sonra kazanmaya başladım. Evet, Seda telefonu elimden aldı, şimdi o bakıyor sorulara. Kavga sebepleriniz. Benim tam bir odun olmam mı? Ben çok odun bir insanım. Yani kavga ettiğimizde genellikle ben suçlu oluyorum. Kavga ediyoruz, sonra dersimi alıyorum. Sonra Seda'nın gönlünü alıyorum, barışıyoruz. Benim açımdan da ben çok çabuk sinirlenen bir insanım. Neye gülüyorsun? Hiçbir şey. Cevap vermiyorum ben bu soruma. Yapma. Yapmıştı böyle. Gülme sen de. Hep böyle yapıyorum. Sinir ediyorsun. Sonra Seda niye sinirlendin? Ay, hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim ya. Kediye böyle bir ses çıkardım. İşte biz böyle kavga ediyoruz. Yo, hakikaten ben çok odunluk yapıyorum. Sonra tartışıyoruz. Seda diyor ki sen böyle odunluk yapıyorsun diyor. Ben de diyorum ki ha tamam, hakikaten ben böyle odunluk yapıyormuşum diyorum. Anlıyorum. Ama devam yani ediyoruz. Problem yaptığını fark etmiyor ve ben söyleyince he tamam o zaman diyor. Ve bu çok bence sinir bozucu bir davranış. Doğru. Annesinden çok sen Eva ile ilgileniyorsun gibi gözüküyor. Ha doğru. Öyle değil. Eva ile ben de çok ilgileniyorum. Seda da çok ilgileniyor. Bakıcı da çok ilgileniyor. Mert de çok ilgileniyor. Ama ben Eva ile ilgilenirken çok fazla story attığım için öyle olduğunu sanıyor olabilirsiniz. Ama öyle değil. Eva ile ilgilenirken sadece story attığın için olabilir. Başka şeylerini göstermiyorsun. Evet, bu aralar biraz öyle oldu. Ne yapayım ya? Eva ile çok ilgileniyorum de. Hep ben ilgileniyorum Eva ile, o yüzden öyle oluyor. Ya neden biliyor musun? Eva ile ilgilenmediğimde diyorum biraz kendimle ilgili bir şeyler yapayım. Kendime vakit ayırayım. Ya biliyorum. Hayır hayır. Ondan bahsetmiyorum. Bu çocuk 1 yaşında. Babasıyla oyun oynuyor eve. Çünkü buna ihtiyacı var. O babası. Bunu yapması gerekiyor hani gelişim açısından. Diğer yandan ben annesiyim. Temel ihtiyaçlarını zaten ben karşılıyorum. Hani çocuk sabah uyandığı zaman ilk beni görüyor. Akşam yatarken beni görüyor. Yani hani senin 10 dakikalık bir story paylaşımın sanki tüm gün Eva ile sen ilgileniyormuşsun gibi bir izlenim yaratıyor insanlarda. Ama Nisan bir baba olarak üstüne düşen vazifeyi fazlasıyla yerine getiriyor. Bunu söyleyebilirim. Nisan hiç şırdan yedi mi? Yedi. Yedim. İlk Adana'ya gittiğimde beni şırdan yemeye götürdüler. İşte dediler şırdan bu. Yanımızda İsmail vardı. Abi dedi bana büyük bir tane şırdan getir. Adam bir şırdan getirdi. İsmail bile Adanalı. Mert'in abisi. Hayatında bu kadar büyük bir şırdan görmemişti. Ve onu yedi. Ben biraz tadına baktım. Ben yedim mi tamamını? Yemedim değil mi? Yemedin. Sen ucundan... Ama yani çok büyük bir şırdandı. Ben hayatım boyunca hani Adanalı olarak bu kadar büyük bir şırdan görmedim. Evet. Herkes çok şaşırdı. Dana şırdanıymış galiba. Kokoreç aromalı pilav gibi bir şey. Birbirinizden sonradan görüp de bu neymiş lan dediğiniz bir özellikleriniz var mı? Senin zifiri karanlık şeyin çok ilginç geliyor bana. Nasıl mesela? Anlamadım. Ya uyurken böyle zifiri karanlık istiyorsun ya. Evet. Mesela hani böyle kırmızı led yanan üçlü priz olur ya. Onu böyle, onu bile kapatıp fişten çekiyordu Seda. Ben de sanıyorum ki şey hani elektrik yakmasın canım pahalı falan diye düşündüğünden. Meğersem gözün kapattığında bile odadaki o ledi görebiliyormuş Seda. Ve onun orada olduğunu bildiği için onu gıcık oluyor ve onu çıkarıyor fişten. Onu kapatıp öyle uyuyor. Ben de aksine hep gece lambasıyla falan uyurdum yani. Evet. Artık zifiri karanlıkta uyuyorum. Senin bende enteresan bulduğun şey. Ya sen yolda yürürken falan böyle tanıştıktan sonra ben bunu fark ettim. Durduk yere gülüyor böyle. Kendi kendine böyle gülmeye falan başlıyor. Deli olduğunu falan düşünmüştüm. Hani şimdi çok doğal geliyor, normal geliyor da. Ya aklıma bir şeyler geliyor. Diyelim şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım. Bunu böyle yaparsam komik olur diye kendi kendime düşünüyorum. Haliyle esprileri ilk ben gördüğüm için gülüyorum. Bazen çok elime yüzüme yansıyor. Kendi kendimi düşünüyorum ya kafamdan böyle bir şeyler hesaplıyorum, bir şeyler yapıyorum. Böyle böyle bilmem ne. Elime yüzüme çok yansıyor bazen. Sen yokken de ben yapıyorum onu. Hani seninle birlikte yürürken yine iyi. İnsanlar hani aralarında konuşuyorlar gibi zanneder. Tek başına yürürken yaptığımda fena. Arkadaşlık aşka dönüşür mü? Bizimle ilgili değil galiba bu soru. Çünkü biz bilmiyorum direkt ya. Alevli bir aşkın içerisine giriyoruz. Zaten yangından kurtarmıştım ya hani böyle o yana yana biz böyle gittik yani. Top olarak. Vallahi bilmiyorum ki yani onun 1000 tane ihtimali olabilir. Bazen dönüşür, bazen dönüşmez herhalde değil mi? Yani bir öyle arkadaşından hoşlanıyorsan ilk başta devam eder mi, yürür mü diye bir düşünmek lazım. Belki çok güzel bir arkadaşlığı bitirip bombok bir ilişkinin içerisine girecek olabilirsin. Aynen. Çok büyük risk bence. Friends'e göre değişir. Pardon neydi? Dönüşür. Evet. Arkadaşlık aşka dönüşür. Seinfeld'e göre dönüşmez. Benim bu soruya cevabım 1. Nişantaşı'na bir gün geri döner misiniz? Ya ben
bence döneriz biliyor musun? Bence biz burada çok uzun süre oturmayacağız ya. Yani bak arkadaşlar, daha da taşınmak yok diye buraya taşındık ama bence kesin taşınacağız. Arkadaşlar bundan sonraki durağımız %1500 İstanbul. Ben İstanbul'a taşınmak istemiyorum ki. Niye biz taşınıyoruz? Sen söyle. Bu arada bak ben taşınmak istemiyorum. Ben daha yerimden kımıldamak istemiyorum. Ben son 5 senedir her yıl taşınıyorum, bıktım ya. Ben burada oturmak istiyorum. Ama kesin taşınacağız. Bu da bir gerçek. Böyle söylüyor. Ondan sonra işte diyor ki aman diyor kesin taşınacağız diyor. Ya kesin taşınacağız. Ama ben istemiyorum. Sen beni bir şekilde ikna edeceksin. Ya benim amacım ilk baştan beri İstanbul'da oturmaktı. Bakın gerçekten diyorum hani evlilik sürecimizde falan böyle yani hep bu doğrultuda gittik. Ama Nisan İstanbul'da o kadar çok yaşamak istemiyor ki. Hiç istemiyor. Hiç istemiyor. Hiç benden uzak dursun. Ve İstemiyor. Bu süreçte böyle Adana olur, Urfa olur. Yavaş yavaş böyle Mardin en azından Eskişehir'e kadar getirebildim arkadaşlar. Hani daha direneceğim böyle. Kocaeli olacak, Bursa olacak, böyle Çanakkale olacak ama asla İstanbul olmayacak. Edirne. Olacak yani. Seneye ama Edirne'deyim. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul'a taşındıktan sonra da Eskişehir'i kötülüyoruz videosu çeker miyiz? Yok ya ben seviyorum. Yok çekeriz. Çok soğuk diyormuşuz. İlk baba olduğunu duyduğunda ne hissettin? Sıçtık. Öyle oluyor ya. Ya erkeklerin için öyle galiba. Ya büyük bir sorumluluk ya. Hadi bakalım falan gibi bir şey oluyor. Ha bir de şeyi hissediyorsun. O kısır değilmişim diye seviyorsun. Oh bir çalışıyormuş benim çocuklar. Helal olsun ya. Fiziksel bir özelliğiniz değişecek olsa neyi değiştirirdiniz? Kendime 5. kol istiyorum. 3. kol pardon. 3. 5 derken. Ha şöyle göğsümden çıkan bir kol daha. Çok pratik ya. Çünkü ben telefonuma yapışık yaşıyorum ya. Bir elimde hep cep telefonu oluyor. Diğer elimde de diyelim işte bir barda kaldım. Ben kapıyı açamıyorum. Böyle ayağımla falan açmaya çalışıyorum. O da çok zor. Ya şöyle tam buradan çıkan bir tane el kapı hizasında böyle çiçeği kapıyı açıp içeri girecek veya ne bileyim yerden bir şeyleri toplayacak. Çok pratik ya. Bunu bir düşünün gerçekten. Siz de isteyeceksiniz. Nasıl sarılacağız? Bak ben bunu buradan tutuyorum ya. Bu böyle aramızda mı olacak? Böyle diye öpecek aradan. Hayır. El nasıl öpecek beni? Ya canım. Elin içine dudak mı koyacak? Hayır. Bak bu el buradan çıktı ya. Bak bir şey söyleyeyim. El buradan çıktı ve elin içine dudak koyarsan o zaman güzel olur. Ay çok çirkin ya. Bu çirkin değil. Yere dökülen kırıntıları yerim öyle. Ya bak şöyle. Ya yok hayır. Ya bak dinle. Ben bak bakmak şimdi istemiyorum ona. Bu ne? Bak şimdi böyle sarılıyoruz ya. Tamam. Ama bu da itekliyor böyle arada. Ya iteklemiyor. Bu da böyle şey yapıyor. Böyle iğrenç. Böyle şey yapıyor işte. Böyle tutuyor. Çok kötü, çok korkunç. Ya çok pratik gerçekten. Bir düşün. Ya. Hiç böyle bir elim daha olsun dedin olmuyor mu? Hani iki elin dolu bir şey yapamıyorsun. Ya niye, buradan niye çıkıyor? Arkadan çıksın böyle. Arkada hani artık Spider-Man'in öyle şeyi var ya. Bir sürü öyle böyle örümcek. Ha aha, daha iyi fikir bu. Niye? Etten dört ya tane. Ya etten. Of ya ben geçiyorum. Bu ne soru ya? Nisan'la bu yüzden ciddi konuşamıyorum. Güzel soru. Senin gibi koca bulmam lazım. Tanıdık var mı? Var. Gel. Mert. Gel Instagram adresini söyle. Merttoprakki.1. Tamam şuraya yazalım. Ben yazarım. Bir rivayete göre eğer videoya like atıp kanalımıza abone olursanız ve bizi ayrıca Instagram adreslerimizden de takip ederseniz evinize gelip siz uyurken size şarkı söylüyormuşuz. Ya ben niye dahil oluyorum bunlara? Hayır, niye? Yapacağız. Her videoda mutlaka birinin evine gidiliyor bir şeyler yapıyor. Ben yokum arkadaşlar. Var yapacağız bak. 5 saniye ben şurada uyuyacağım sen de bana şarkı söyleyeceksin siz de abone olacaksınız tamam mı? Tamam. Aynısını sizin eve gelip yapacağız. Ne söyleyeceğim? Güzel bir şey mi söylüyor kızım? Filmi gibi. Ben uyuyayım sen söyle. Sen söyleyeceğim dedim ya. Çingenem çingenem, karagözlü çingenem, aşkınla tutuşup yandım çingenem. Birbiriniz hakkındaki soruları bilemediğiniz için video sonrası kavga çıktı. Yani biz genel olarak böyle bunun cevabını hep aynı şeyi veriyoruz ama peynir ekmek gibi birbirimizi böyle harcadığımız için. Neden Seda neden Nisan? Bilmem sen acayip beni çekiyorsun ya. Çok çekiyorsun beni. Böyle oluyorum sana karşı. Ben bu soruya bana kim sorsa aynı cevabı verebilirim. Sanırım Nisan haricinde ben kimseyle evlenemezdim. Ha aynı evet aynı şey benim için de geçerli. Seda dışında ben de kimseyle evlenemezdim. Yani böyle bir fikrim de yoktu açık ve net söyleyeyim. Benim de yok. Hani duyan arkadaşlarım haber verdiğimizde işte biz evlenmeye karar verdik dediğimizde şok yaşamışlardı. Hala da söylerler bunu nasıl evlenildi falan gibi. Birbiriniz hakkındaki ilk görüşünüz nedir? Neydi? İlk intiba. Evet. Ya ben görünce senin çok kısa boylu olduğunu ve çok böyle boyum kaç?
1.80. 1.90. Niye kısa boylu olduğumu düşündün ya? Ya ne bileyim, yağmurun altında böyle giymiştim montu. Arkasına da sırt çantasını almış. Ya bir kızla buluşacaksın. Bir yerden geliyordum. Ya işte yani hani şey asla önemsemediğini böyle şey kılığıyla kıyafetiyle gösterir ya. Bunlar hep taktik. Ya benim kılığım kıyafetim ne vardı? Ben o gün çok güzel giymiştim. Ya sana göre var ya ben... Ya ben o gün çok güzel, en güzel giysilerimi giymiştim ya. Bana inatla şey diyor, ne kadar çirkin giymiştin diyor. Ben en güzel kot pantolonumu giydim. En pahalı şeyimi giydim, böyle uzun kollu bir şey vardı. Hafif de dokulu. Şimdi olsa giyer misin onları? Şimdi olsa baş daha farklı giyinirim. Ya o zaman o vardı, ne yapayım kızım ya? Ya bu, gerçekten bunun ben tarzını oturtana kadar evet. Var ya. Hani 4 yıl geçti ya. Evet. 4-5 yıl Seda, geçti gerçekten. Emek konuda, emek işledim çok, ben bunu. Ben o konuda nedense çok inatçıydım ya. Asla karıştırmıyordum kendimi. Evet, şimdi yani, ne versen giyerim. Hayır, mesela bugün bana kalsa bunu da giymene gerek yoktu. Sen yine inat ettin. Kırmızı gömleğimi giyeceğim. Dedim kendi gerek yok. Ben de başka bir şey giyiyorum. Kırmızı gömleğimi giyeceğim. Ben de dedim ki iyi giy be öfre dedim. Geldim. Hala bazen dinlemiyor ama olsun, en azından gardırobunu baştan sona değiştirdik bu yolda. Tamam, şimdi yalan olmasın, boyum 1.90 değil 1.95. Ama yine de şey, önemli bir toplantıdan geliyordum, o yüzden sırt çantam var benim. Nereden geliyordun? Bir senaryo toplantısından geliyordum. Gerçekten, yoksa niye giyeyim ya çantayla yanına? Ha, senin hakkındaki ilk görüşüm neydi, benim ilk intiba? Ben bilmem, o benim çok yapacağım bir şey değil ya. Çünkü... Hadi be oradan. Yo vallahi değil. Ben Sherlock değilim abi. Kesin bir kanıya var. İlk gördüğünde ne düşündün? Fotoğraftakiyle aynı kız mı? Ne bileyim, bir şey mutlaka düşünmüşsün. Fotoğraftakiyle aynı kızdın. Ayrıca eğlenceliydin. Ya masaya oturana kadar evet. Ha, ilk görüş. Ben gördüm. Ha, ben ondan bahsediyorum. Ha, sevimli gelmiştin. Sevimli olduğunu düşündüm. Bu arada sevimli de değil. Sıra sıklam yağmur yağıyor. Yağmurun altında kalmışım. 15 dakika 20 dakika bunu beklemişim. Böyle şey makyajı falan atmış. Panda gibiyim. Sevimli işte. Sevimlilik almış. Sırılsıklam yağmur yağıyordu falan diyor yani. Hani bence hala sevimlisin. Tanıştık, merhabalaştık falan. He. Yürüyorduk ya. Sen bana şey dedin hemen. Sen peltek mi konuşuyorsun ya dedin bana. Ha, evet, evet. Ben de yo öyle peltek konuşmuyorum ben demiştim. Peltek konuşuyordum. Sonradan düzelttim. Düzelttim. Gıcık olmuştum lan sana. Dedim bu çok biliyor ha, bununla işiniz var. Sevimli olduğunu düşündüm kısacası. Sağ ol, teşekkür ederim. Canım benim. Sonra bir masaya oturduk. Hemen hallettim, işi bağladım. Bağlama büyüsü. Nasıl evlendiniz peki diye soracak olursanız, Seda bana büyü yaptı. Aslında sen bana büyü yaptın. Sen bana büyü yaptın. Nisan evde ne gibi zorluklar çıkarıyor? Yani şey gibi, hani mamasını yemiyor, hiç uyumuyor gibi bir soru galiba. Bu arada hepsine evet cevabı. En net cevabı bence şu şekilde verebilirim. Nisan çalışırken çok stresli oluyor ve o dönemde çok zorluk çıkartıyor. Bence bu. Kimse bana dokunmasın istiyorum. Evet. Öyle olmuyor yani. Ama mümkün olmuyor çünkü. Evde çalışmanın zorluklarından birisi de bu bence. Evet yani... abi, evde çalışıyorken hiç evde çalışıyormuş gibi olmuyorsun. Yani yan odada evet. Takılıyormuşsun gibi geliyor ev sakinlerine. Ya aslında öyle gelmiyor ama işte bir seslerin işi uzakta olduğun için ister istemez yani çağırılıyorsun vesaire vesaire. Evet. Bence şey, en sıkıntılı dönemin o dönem oluyor senin. Evet evet. Onun haricinde pamuk şeker gibi birisi kendisi. Evet ya, bak ben bu akşam yine çizim yapmaya devam edeceğim. Sen evde en çok ne zorluklar çıkarıyorsun onu da söyleyeyim bari. Seda evde bir zorluk çıkarmıyor. Ya. Ben çok pamuk gibi bir insanım. Beni zorlayan bu. Allah'a diyorum. Seda bir zorluk çıkarmıyor. Seda relax takılıyor evde genel olarak. Ev turu istiyorum. Ev turu çeker misiniz? Dublex eviniz güzel görünüyor. Evet, ev turu yapacağız. Evin hala bazı tadilatları var. Bazı eksikleri var. Onlar tamamlandıktan sonra yapacağız. Ya da bir kısmı tamamlandıktan sonra yapacağız. Şöyle diyeceğiz. Özür dileriz. Burası da böyle. Kusura bakmayın. Şurası da şöyle. Bunları halledeceğiz. Böyle olacak. Şöyle olacak diye. Böyle bir yarım ev turu olabilir. Çektiğimiz bazı zorluklar var. Biz biliyorsunuz 3 ev değiştirdiğimiz için eşyalarımız otomatikman böyle tam olarak yerlerini bulamıyor burada. Bu konuda da işte birazcık çekiniyorum. Ben hani ev turu yapmaya çalışırken evet. Zorluğunu yaşıyoruz. Ben de çok çekiniyorum. Arkadaşlar, videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizi Instagram adreslerimizden de takip ederseniz çok 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 seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptük. Kocaman bay bay. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem, aşkımla tutun. Ne oluyor lan? Sen kimsin lan? Şşş, 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 şşş.
Aşkımla tutuşup yandım çingene.